Sularına katacağım. Buna da ayrı vereceğim. Bunu horozlar rahat bırakmıyorlar. Kaçamadığı için. 4-5 tane horoz var. Onun için bunu ayrı vereceğim. Hiç böyle arkasında kaka bulaşığı falan yoktu arkadaşlar. Hasta tavuklar böyle oluyor bakın. Tavuklarınızın arkasında böyle işediği şey yapıyorsa, bulaşıyorsa bilin ki tavuğunuz hasta. Şimdi sularına ilacı katalım. Sizlere de göstereyim, fikir olsun. İlacınız yoksa arkadaşlar sarımsak, sirke tavuklarınıza verin. Birebir şifa yani. Emin olabilirsiniz. Ben denedim çünkü. Bundan önce de bir tane tavuğum hastalandıydı. Ona da verdim. O iyileşti antibiyotik falan kullanmadan ama bu biraz daha ağır. Bulaşıcı bir hastalık yok arkadaşlar da. Gene de önlemimizi alalım. İyice yıkadım şurada içini. Dışını tertemiz. Mikroplara karşı diyor ama biraz. Şöyle şey koyuyorum arkadaşlar. Klorsuz su. Demedi ama klorsuz falan koyun diye. Ben gene de risk atmayacağım. İlacımız da bu arkadaşlar. Şöyle. Antibiyotik buzağlara, hindilere, tavuklara kullanılır diyor. 2 litre suya ne kadar düşünüyor ilaç? 10 milim. 2 litre suya 10 milim. 5 gün uygulayacağız arkadaşlar. Bu su da eğilip de içemezler ki bundan da bu suyu bunlar. Daha dar bir kaba mı koysaydık? Büyükler içer de. Gece küçükte kalmadı. 2 litre su. 2 litre suya. İlacını katacağız. Şırıngayla ölçülüğü çekeceğiz arkadaşlar. Fazla verirsek hayvanlara zarar. Koyu bir ilacı bu. Çekmiyor şirin. Salladın mı bir ilacı? Şirin de çekmiyor bile. Salla bir dibine mi oturdu, ne yaptı? Ne yaptım abi? Koyu bir ilaç. Bu tıbbi tedavi arkadaşlar. Benim söylediğim koca karı tedavisi. Ama gerçekten iyi geliyor değil mi İsmail? Tavuk ögünü nasıldı? Ölmeye çalışıyordu. Ölmeye çalışıyordu. Sirkeyi verdik. 4 gün mü oldu bugün? 3 gün 4 gün oldu. Sirke sarımsak arkadaşlar. Günde bir kere. Hemen böyle bir tatlı kaşığı sirke. 2 diş sarımsak. Veriverdim. Hayvan kendine geldi vallahi. Mikrop var demek ki. Mikrop kapmışlar demek ki. E nasıl ölçeceksin İsmail onu sen şimdi? Ama gelmiyor. Gelecek de yavaş yavaş. Eriyor mu acaba aşağıya? Şunu yırtayım ben ya. Demek ki bayağı bir kıvamlı bir ilaç. Ondan şey yapmıyor. Nasıl çekiyor şimdi bak. Aynen. İğnenin ucuyla çekmiyor arkadaşlar. Uygularsanız bilginiz olsun. O ne kadar oluyor şimdi? İşte. O kadar mı çekilecekmiş? O zaman o dediği gibi 5 gün önce yetecek onlara. Döküyorum. Dök. Karıştır iyice de ondan İsmail. Evet arkadaşlar, tavuklar 5 gün boyunca bu sudan içecekler. Başka su vermeyeceğiz onlara. Sadece bu suyu içecekler. İnşallah iyi gelir. Tavuğu getireyim mi? Ona ayıracağız ya. Dur. Ona ayıracağız. Ona rahat vermiyorlar. Bir kaba koyalım ona. Doldur da buradan bir şey de kalmayacak. Ya bir şey kalmasın. Hasta. Böyle birazcık dök biraz. Yeter o ona.
Bitesin ya. Kediler içmese bari. Kediler de tavuktan önce dalıyor. Kaç. İçmedim hiç. Oraya basalım da yanı koyalım. Aynen. Çiçeklerime bakın arkadaşlar. Açmaya başladılar. Hep bakın şöyle. Çok güzeller. Var. Sobradik bir şey atalım. Dolduracak. Buralara bir gübre atmak lazım. Boğulacak ki şöyle bunlar coşkulu olsun zayıflar. Canlara sıkıldı hayvanlar. Aç kapıyı da gelsinler. Gelin bakayım, gelin. Gel. Vallahi hastalık geldi mesleden giderlerdi. Suya bakan yok. Niye mi arıyorlar? Aç karnına su içilir mi? Güç. Düşkün yok da gene de çamurlu çamurlu alalım dedik biz. Erken teşhis hayat kurtarır. Şu biraz şey duruyor. Şey evet, enerjideki. Şeyi düşük duruyor sanki baktım şöyle. Arkaya doğru yaylanıyor gibi sanki değil mi hayvan? O biraz yiyor ama. Niye tabii öyle duruyor bilmem sanki. Öyle değil baba. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız hastalandığında evde uygulayabileceğimiz şeyler, hayvan kanatlarını açarak yürüyorsa ateşi var demekmiş. Kışın yani yazın olsa sıcaktan olacak. Ama kışın böyle kanatlarını böyle şey gibi açarak yürüyorsa, kuk tavuk gibi ateşi var demek oluyor. Evdeki içtiğimiz gripinlerin içini açıp arkadaşlar hemen böyle mercimek tanesi kadının tozundan alıp verin. Çok iyi geliyor. Ondan sonra günde de iki diş sarımsakla bir tatlı kaşığı sirke. Birazcık ilaç. Efendim yenge? Yumurta mı? Var. Vallahi iki kolu yakına var. 30 da. Yok 30. He. Tamam. Ne zaman? Tamam ben ayarlayayım hazırlayayım. Yok bu daha 2 yaşına girmedi. İlaç aldık da geleceğiz işte. Veterinerde antibiyotik verdi. Düşürtmüştür dedi ya da dedi şey vardır dedi. Parazit. Parazit vardır dedi. Verdi de. Sen ne yapıyorsun? Yürümüştür. Eskimiş herhalde. Yatmış. Onlara hem dedim akşam ben sana ayıkladım ama duymadın.
Akşam? Suyu ilaçlı değil, suyu var da içecekler mecbur. Başka su koymayınca içecekler mecbur içleri yani. Bak orada arıyorlar, orada var mı su? Aman yere göçtüklerinden buluyorlar herhalde. Bir tanesi içiyor. Diye de korkuyorum da. Bak girdi ayağına. İçin. İçin 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 de iyileşin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun cümleten.